hemen aşağıdır. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Bu kıyafetle sinemin ya. Otoriteme, kariyerime, her yerime. Tapsın, tapsın, benim iznimde tapşın, tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyorum. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Sonrasında da sünnetçi diyor ki... vitrine ne koysaydım diyor. İlahi Burhan Bey çok geçiyor. Ben bunları hepsini ofisteki arkadaşlara naklediyorum. Nasıl kopuyorlar ama yani. Diyorlar ki Burhan Bey siz olmasanız gün geçmeyecek vallahi diyorlar. Bir kurabiye daha alsana Burhan Bey. Son kalan. Vallahi orada da bir şey kalmamış çünkü hepsini ben yedim yani almayayım. Eline sağlık İfo'cum. Evet İfo abla. Ben... Şeyin içerisine, kurabiyenin içerisine çekilmiş fındık katıyorum ki böyle ağızda dağılsın diye. Ay harika bir fikir, harika. Vallahi enteresan. Ben kurabiye tarifleri falan kadın gibi ya. Benim mutfağım çok iyidir Tahsin Bey amca. Benim yerlerim, tezgahlarım böyle çamaşır suyuyla böyle ince ince ovulacak. Yoksa ben... Uyuyamam gece. İyi haftada üç başlayın o zaman siz bize. Kızım. Şaka yapıyor. Aslında şakaları biraz sivridir. Ben bunu ofiste de tanıyorum. Dangıl dungul biraz bu. Dangıl dungul. He. Cazgır cazgır. Şimdi iri ya ondan. Bunu şimdi ters gidersen vallahi senin böyle gırtlağı sıkabilir. İyi akşamlar Sütçüoğlu ailesi ve diğerleri. Hoş geldin oğlum, gel gel. Hoş geldin deli anne. Öyle ayakta durma gözüm takılayım. Bir sandalye çek kendine. Sandalye mi? Ha, sandalye sığmam mı diyorsun sen şimdi? Ne yapacağım şimdi? Hakikaten de olmaz ya. Tabii evin nüfusu artmış. Oturacak yer yok ha. Asliye diye ya. Bunların abi kardeş çekişmesine ben bayılıyorum biliyor musun? Gülmekten ölüyorum. Aynen Tom'un ajeri gibi. Tom'un ajeri var ya kedi fare. Geç kardeşi diye mi otur oğlum? Canım, biz ayrılmaz ikiliyiz. Kavunla beyaz peynir gibiyiz. Dürümle ayran gibiyiz. Aferin ulan, ne güzel örnekler vermişsin. Aferin. Hatta daha iyi gittim. Kuru fasulyeyle turşu gibiyiz dedim. Ama dinle demedim ki ya. Hayır, biraz bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz tamamen ayrıldınız mı? Hay şatan olayı falan yani ha. Hatta maç bitti, yapıp paydos gördün bizi diyebilirim. Trabzon'dan bir yağ geliyor. Kokusu bambaşka. Böyle parmaklarınızı yersiniz. İfat abla, köylü pazarına gittiğimiz zaman Tahsin Bey amcaya da alalım he? Alın alın. Bulursanız ayva da alın. Ayva tatlısı yaparsın İfat. Alalım ya, alalım. O zaman benim tarifle yapalım İfat abla. Ben içerisine lohusa şekeri koyuyorum. Öf.
Yapıştım ben burada anne Aslı'ya ya. Aa, ne böyle her akşam tıkış tıkış olmaz ki ya. Bir yere kadar yani. O zaman sebat edip diyete gireceksin Deli Hanım. Bu yaşta bu kilo sağlığa da zararlı İfo abla. He? Doğru vallahi doğru. Ben de söylüyorum ama. Başka kurabiye var mıydı anne? Yok ya bunu. O da benim hakkımmış. Ne bakıyor? Bir de şikayet ediyorsun koltuklara sığmıyorum diye. Hükmetirsen kurabiyeleri, hükmetirsen kurabiyeleri... ...o zaman hiçbir yere sığmaz. Hayır, benim gibi her bakımdan mükemmel ötesi bir varlık. Düşünebiliyor musun? Aylardır single falan takılıyor. Revan mı bana ya? Ay insanlıktan çıkacağım yakında yemin ediyorum ya. Ay bir de kış ortasında nereden kimi bulacaksın arkadaşım? Deliriyor musun gerçekten? Canım benim. Sevgili piyasası bir anlamda sütle haşlanmış mısır ve pamuk helva piyasasına benzer. Sıcak havada parsayı toplayıp soğuk havada da keyfine bakacaksın canım. Ay kubi ya. Ya nasıl böyle her şeyi bir şeyle benzetiyorsun ve gıda piyasasına anormal hakimsin ya. Bayılıyorum sana gerçekten. Öyle mi? bu kış ne yapacağız, ne edeceğiz ya prenses? Şehrin iki gözle bekarı. Yoksa bu kış birbirimizi mi teselli etsek, ne yapsak ha? Ha? Hey, bu çapkın kolaylığına giriyorsun ki ve biliyorsun ben bu sorulardan hiç ama ya, hiç hoşlaşmıyorum. Yapma. 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 Bak yapma diyorum. Bak pıt geliyor. Pıt. Ay, biri durdursun seni. Allah belanı versin. Öyle değil mi? Peki doktorcuğum, bunlar patlamaz değil mi? Yok şey açısından sorum canım. Ben hep yüzüstü yatarım da o yüzden. Ha, iyi o zaman. Ay çok da doğal görünüyorlar. Evet, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hı? Aa, yok canım anlamazlar. Hepsine gripim o yüzden işe gelemedim. Tamam görüşürüz doktorcuğum. Günaydın. 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 Nasılsın Fatoş? İyiyim şekerim. Ama bugün bir türlü uyanamadım. Bir kahve içeceğim. Şey su piyasada yok. Aa kahve dediğin nedir ki? Ben kahveyi hemen yapayım sana. Anam ne haber? Neredesin şekerim? Şey ya ben otobüse bindim. Acayip kalabalıktı böyle. Fatoş. Anam nasılsın? Ha, iyiyim şey sucuğum. Bak kahveni Cem yapıyor. Cem mi? Cem bırak. Bakın mısın Cem? Tamam ben yapıyorum işte kahveyi ya. Ya bıraksana. Ya Fatoş'un kahvesi değil mi? Sen nereden bileceksin yapmasını? Bırak ben yaparım. Bırak karışma. Ben de bir tane de alabilir miyim? Tamam. Atlama hemen öyle her şeye. Yaparsan aşağı su kahveyi. İlk önce şunu bir halledelim. Ya Fatoş anam bugün sende de bir şeytan tüyü var ha. Farkında mısın? Ya sorma ben farkındayım ama. Sabah sabah kapıcıyla kavga ediyor. Kim Güzin Hanım mı? He benimki. İlahi. Tilt oluyorum kadına ya tilt oluyorum. Neymiş açık deterjan alacağımış. Neymiş ucuz olacağımış. Allah Allah. Ayol kaç para fark edecek Allah aşkına. Bu mahallede otururken iyiydi ama. Üstüne başına harcayacağına temizliğine harcasa ya. Bir insanın içinde olmalı. Olmadı mıydı? Ha, tabii. Anne. Hı. Yeşil zeytin var mı? Ne yapıyorsun yavrucuğum mutfakta? Ya ben nereden bulacağım anne onu şimdi ya? E ben mi getireyim yavrum? Şurada Burhan'la bir sabah kahvesi içiyoruz. Gidip alıver kendi. Mutfakta buzdolabım benim. Baba. Ya bu ne samimiyet? Bu herif sürekli bizde ya. Ya öyle değil mi? Ya kadın gibi.
Muhadede ne dedikodu varsa bunda. Ya peki sen rahatsız olmuyor musun bu adamdan? Önceleri oldum ama efemi de galiba. İşi gücü dedikodu yemek tarifi. Yanlarından yufkaları iyice bir katlayacaksın ki içindeki peynir dışarı çıkmasın. Çıktığı zaman o... Bakar yani. Ay temizlemesi de zordur. Baba sen ne dersen ne de. Ben kıl oldum buna. Kara listeyi aldım ben bu herif. Köy ekmeği. Anam sen deli misin? Rahatsız mısın ya? Ya niye Kobi'ye bize sormadan ayrılıyorsun ya? Ay hiç olmadı Yaprak ama yani kusura bakma. Ya Yaprakçığım hani böyle... karizmatik bir adamı nereden bulacaksın şekerim? Ya lütfen yol yakınken geri dön. Aslı, sevgilim, az önce istediğin zammı onayladım. Ah gerçekten mi? Ay inanmıyorum yaşasın. Çocuklar iki senedir ilk defa zam alıyorum ya. Ya, hayır Fatoş biraz önce odama gelip benden böyle rica edince ben de imzaladım gitti yani. Ha. Fatoş rica edince anladım. Benle alakası yok yani. Fatoş anladım. Teklifimi düşündün mü prenses? Ya Kobi ya. Ya bilmiyorum aslında. Ya şimdi tam birlikte olursak sen yine böyle mankenlere falan gidersen bak ben çok üzülürüm. Gerçekten. Aşk olsun prenses. Çok olgunlaştım ben. Eskiden havai bir şeydim. Ama son zamanlarda bir hayli George Clooney'e görüyorum kendimi. Ya bilmiyorum ki yani. Aslında denemekte de fayda var. Hoş bu kapanç havada kimi bulacaksan başka. Yapma şunu. Yapma. Bak yapma diyorum. Fatın da burada hazır zaten. E o da geliyor ya. Bak. E o zaman birleşmemizin şerefine prenses. E peki o zaman. Hoş. İki papucumu bir ayağıma sokuyorsun ama olsun bakalım. Pardon prenses. Alo? Kobi? Merhaba Olga ben. Ben düşündüm de ben çok ani bir karar verdim, hata ettim Kobi. Yani bizim ayrılmamız için hiçbir sebep yok ki. Diyorsun? Evet yani şimdi kışın ortasında yani ne gerek var ki şimdi? Yani takılırız işte. Olabilir. Bak sen bütün söylediklerimi tamamı unut gitsin yoksa biz kaldığımız yerden devam edelim. Oldu o zaman. Bye bye. Görüşürüz. Ah, hadi o zaman tekrar birlikte olmak için ısınma turlarımıza içelim. İçelim canım. Prensesi yalnız tabii bu durumdan Yaprağın asla ve asla haberi olmasın. Aman aman diyeyim. Ben sağ canım. Niye ki? Canım biliyorsun daha yeni ayrıldık. Pat diye sana döndüğümü duyarsa ne düşünür canım? Aslında ben sizin arkadaşlarınızı korumak amacıyla düşünüyorum bunları yahu. Yoksa bana ne canım? Vallahi aslında doğru söylüyorsun. Biliyorsun fotosentez bir şey. Sen de birlikte olduğumu duyarsa beni kesin kes paralar. Biliyorum. Huyu bu. Hep yapıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Volkan'ın da haberi olmazsa sevinirim. Aslında daha önemli bir şey söyleyeceğim. Bu ilişkiden sen ve benim dışında kimsenin ama kimsenin haberi olmasın bence diyorum. Bak ne güzel konuştun prenses. Senin kafa çalışıyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi ben? Hı. Bu sendeki IQ var ya kimsede yok. Akıl küpüm benim. Bak burada da bir tane pıt kalmış. Gel buraya al pıtını. Bak. Şerefe prens. Herif kamp kurdu oğlum bizim eve ya. Evlatlık aldık ha. Hayret bir şey ya. Sinir alıyorum Sertaç. İlgi dağılıyor ya. Nasıl yani abi? Abi herkes bilir.
Bizim evde böyle son kalan pastırma dilimi olsun, ne bileyim kurabiye parçası olsun, çikolata olsun, benim hakkımdır. Volkan payı. Aslı bilebilir bunu. Herif gözüm içine baka baka son kalan kurabiyeyi attı ağzına ya. Oo, haddini aşmış Volkan. Dövelim mi abi? Ne dövelim Sertaç? Malzeme mi var herifte döveceğiz? Yıl ışık böyle cıvık bir şey. Dövsek üzerimize bulaşacak sanki. Sülük gibi bir herif. Tuhaf bir elektrik alıyorum adamdan ya. Çok gıcık olmuşsun abi. Evinde durmuyor ki hıyar. Ya Selin'de ya bizde. Senin yengede de gözü var değil mi herifin abi? Bilmiyorum moruk. Sinir oluyorum ya. Ah babam ah. Şu alt katı böyle etine dolgun esmer güzel bir hanımefendiye kiralayamadı da bu hıyara gitti kiraladı. Akıntı çağınızı. Nasıl yani pardon? Saadettin Bey siz de bana zam yapılmasına tamam demiştiniz. Öyle demiştim ama Burhan çok önemli bir noktaya parmak basınca ona hak verdim. Acaba yine nereye parmak attı Burhan Bey? İlahi Fatoş Hanım bugün çok bir hoşsunuz. Karizma mı desem, ikinci bahar mı desem bilemeyeceğim. Vallahi bence de öyle. Var mı benden bir isteğiniz Fatoş Hanım? Hayır yok. Affedersiniz pardon, benim bir isteğim var Saadettin Bey. Zam. Aslan, biz komşuyuz, arkadaşız, akraba gibiyiz, şöyleyiz, böyleyiz o ayrı. Ama genel müdürün nişanlısına zam yapılıyorsa ben idari müdürü olarak zan altında kalırım. Ya ne alakası var Burhan Bey? Ben 2 senedir zam almıyorum. O beni alakadar etmez. Ben buraya yeni geldim. Aslanma torpil geçiliği, Burhan Altıntop'ta buna yardım ve yataklık edeyi demezler mi? Ama öyle bir şey yok ki. Zam için yazıyı yazan Fatoş. Aa, Fatoş Hanım'a canımız feda. Tabii tabii. Hadi konuyu toparlayın. Kaybettiğiniz her dakika para yazıyor, para. Fatoş hadi hisset. Yine listelerde yükseliyorsun. Benim iş ne olacak? Aslan size zam yapamayız. Bırakın Cembe'yi. Ev sahibinin kızına iltimas geçirliği deseler o zaman ne yapacak? Zam yüzünden zan altında kalamam. Hiç. Yani böyle bir katil bir şekilde bağladım ki siz de daha fazla istelemeseniz bence iyi olur. Tamam. Senin akşamleyin görüşürük o zaman. Hmm. Hadi ben çıkıyorum. Ben de kimseye söylememeyi tercih ediyorum. Yani sürekli işimize karışıyorlar. Sanki bütün ofis seninle çıkıyor. Yaprak. Bunu da nereden çıkartıyorsun canım? Niye ben bütün ofise çıkayım? Sadece seninle çıkıyorum. İçinde bulunduğumuz şu anda. Ya yok, ben dedikodu olur anlamında söylüyorum. O yüzden sadece Selin'e değil hiç kimseye söylemeyelim bence. Ne güzel konuştun. Evine zeka diyorlar. Rus görünümlü Einstein'ım benim. İşte burada bir tane put kalmış senin için. Gel al pıtır bakalım. pardon Olgacığım. Alo. Kubilay lay lay. Kubilay lay lay. Evet. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi, teşekkürler. Ya Bilal, bir şey söyleyeceğim. Yarın akşam beni gezmeye götürsene. Bu kahve zincirleri falan olabilir. Biliyorsun çok piyasa yerler oralar. tabii, olabilir. Yine peynir toplantının arasını kapat, konuşamıyorsun. Neyse, gece işin geç de bitse ara beni, tamam mı? Hadi, ay kapı çalıyor, hadi öptüm seni, bay bay. Oldu o zaman. Kubi, benim ofiste yarın böyle işim çok rahat, gidip bir yerlere kahve falan içse. Olabilir. Ayva tatlı mı kaptı mı gibi geldim yine. Ya ben de geziyorum, yalnız yalnız içim kıyıldı, böyle sıkıldım. Oh iyi, vallahi iyi. Gelen giden yok değil mi? Bildiğim kadarıyla yok galiba. Güzel. Şimdi hocam fıkra var mı fıkra? Olmaz mı? Ben bugün acayip kararlı geldim.
Vallahi. Gülme Volkan, ne gülüyorsun? Yarın öbür gün sen de benden borç istesen veremeyeceğim. Çünkü bu manyak Burhan zammamı yedi ya. Ya bakma güldüğüme, ben sinirden gülüyorum Aslı be. Uyuz oluyorum ben Arif'e, kıl oluyorum ya. Yine kılın bir kere. İşte o zaman bir şey yapalım buna Volkan ya. Volkan bak, Burhan'ın hakkından gelsen gelsen sen gelirsin. Hop, gaz verme lan, gaz verme. Dövdüreceksin herifi bana, ellerime bulaşacak ondan sonra. Canı yok ki herifin zaten. Ya ben doğru diyorum Volkan, daha ince bir şey yapalım. Böyle hani senin eskiden Cem'e yaptığın numaralar vardı, böyle kılık değiştirmeli falan. Daha ince, böyle daha farklı bir şey. Ha? Seninle böyle vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum, biliyor musun? Tebinecek bir fıkra anlattım ya, sen onu anlamadın. Ama adam olmadı da çok hoşuma gidiyor. Ay şirin mi ben böyle, şirin şirin ondandır. Olabilir. Ama bence sadece şirinlik değil yani. Aşırı şeyler. Çok hanımefendi bir kişi. Bilmiyorum ya, beceremiyorum fazla. Ya biraz yetiştirme tarzı aslında o demin dediğin mevzu. Olabilir. Bir şey diyeceğim. Senin bakışların eskisine göre biraz değişti, değil mi? Nasıl yani? Ya ben şaşım oldum. Ay inanmıyorum ya. Ben sürekli televizyon izliyorum, bir de bilgisayar başında çok çalışıyorum ya, gözlerim kaymış olabilir, biraz yorgunluk falan. Yok ya, öyle değil. Duygusal çerçevede bassana sen. Lütfen. Var değil mi sende bir şeyler? Ya, ya aslında ya var ama ya ben gizli tutmaya çalışıyorum. İşte bir kıyamete alametle baş başa, yani bilmiyorum ne olacak sonra. Ama ya kışın ortasında insan biliyorsun yalnız çekilmiyor, soğuk falan yani çıkarılıyor. Bence de. Bak lafı nereden aldın, nereye getirdin ya cimcime. Ateş bastı beni vallahi. Ensem sucuk gibi oldu. Gerçekten mi? Heyecandan. Ya aslında bu herif için öyle özel bir plan yapmaya falan gerek yok ya. Ben de ilk başlarda kıllandım öyle her dakika Selim'le diye ama... ...o taraklarda bezi yok herifin yani. Pardon, hangi taraklarda bezi yok? Yani karı kız işlerinde sıfır bir adam o ya. Volkan sen ne diyorsun? Bu Burhan... Herhalde Nişantaşı tarihinin gördüğü en büyük sapık ya. Ofiste herkese böyle ufak ufak yılışmasını bırak. Hep... Sen her dakika Selim'de mi dedin? Evet, niye ki? Aa, kesin gözü vardır bu kızda bunun. Hadi ya. Yani bizde olmadığı dönemlerde Selim'de sürekli ama... Ya ben hiç o gözle bakmadım. Şüphelenmedim yani. Sen deli misin? Volkan, o zaman kesin bu Selim'i takmıştır kafaya. Hatta üzerine atlaması an meselesidir. Selim de midir şimdi diyorsun? Selimciğim, akşamleyin görüşürük. Volkan, eğer burada değilse kesin oradadır. Ve oradaysa Selim güvende değildir. Ben de evine. Gidin bakayım ben o zaman. Yani şahsen bizzat kendi kendimle diyalog kurdum. Selin kızım saçmalama dedim. Herkes olur olmaz dedim. Niye ki? Yaş farkın ne? Bu kadar yaş farkı yok. Aa, ben ne hissettiğimi bilmiyorum. Ben biliyorum. Nereden biliyorsun Burhan? Aa, bak bana abi demedin ya. Şu anda benden 10 puan kazandı. Thank you.
Ay gel bu otu ya. Kürbüz Deli Arda mı geldi bu saatte? Volki ben sana ayva tatlısını getireyim ha, bekle burada. Yer oya yer, sabahleyin başlığı tıkılmıyor, akşama kadar da sürüyor. Hayırdır Buran abi, yaka paça dağıtmışsın kendini. Burası bizim de evimiz sayılır. Allah Allah, ne sıfatla? Onu sen anlayamazsın. Ben üniversite mezun bir insanım. Selin Hanım'ın karşısında arbede çıkartacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Benim öyle komplekslerim yoktur. En azından Selin Hanım diyorsun yani. Saygıda kusur etmiyorsun. Bravo. Ona sen Selin Hanım diyorsun. Ben cimcime diyorum, bebişim diyorum. Seni nereye getiriyorsun lafı Burhan Bey? Aa, anam baban ahbabım diye benim efendiliğimin bozdu. Burada iki kişi muhabbet ederken üçüncüye ne düşer? Şimdi hepsini bana açıklattırma. Kurbize olan. Şimdi aldım ben mesajı ya. Tabii ya. Haklısın Burhan abi. Heh, sen de biraz jeton geç dişiyi. Çok yanlış zamanda çaldın kapıyı. Tamam abi tamam anladım ben. Ulan Aslı büyüksün be. Kim? Yok bir şey abi ya. Ben ufak ufak kaçayım ya. Siz takılın ya. Ben yanlış zamanda geldim. Doğru yani Burhan abi. İyi tamam sen git. Az ye biraz. Üniversiteyi de bitirmeyi unutma. Anladın mı? Oldu Burhan abi. Eyvallah. Ay sen oturmadın mı? Yok ya Selin ben zaten bir 5 dakikalığına uğramıştım bir nefes alayım diye. Siz muhabbetinize devam edin ya. Hadi görüşürüz. Ay ne diyorum ki? Masanda her gün çiçek var. Bayağıdırız canım onu. Aa o neymiş değil mi? Kesu. Niye editörümüzün masasında çiçek yok bakayım? Saadettin Bey zaten kendisi bir çiçek. Hadi hadi bakalım. Bütçe toplantısına. Hadi bakalım. Siz zahmet etmeyin Fatoş Hanım. Yorulmayın. Ha, isterseniz alışverişe gidin. Aa, nasıl yani? Aa Fatoş'cum. Sen yorma o güzel kafanı böyle abuk sabuk şeylerle. Biz hallederiz. Değil mi? Anam bu güzellik niye o toplantı salonlarında solsun ya? Senin yerine Aslı gider. İşine. Aa olur mu öyle şey canım? Hadi hadi. Bu Bodrum'da anlatıyor ya. Şöyle bir yazlığımız var, böyle bir yazlığımız var. Hava atıyor ya. Meğerse o ev kimin eviymiş? Kimin? Eltisinin. Eltisinin değilmiş o ev. Ya. Ve hayır benim görüştüğüm zümre belli. Daha ne hava atıyor? Ben şimdi sizinle görüşürüm. Kubilay Peynircioğlu'yla görüşürüm. Selin Yerebakan'la görüşürüm. Bunlar benim görüştüğüm zümrem yani. Şimdi sen o eltisinin kıytırık eviyle aklı sıra beni böyle ezecek ya. Dedim ya. Hakikaten yani ne görgüsüz kadın. Zaten bu apartman tipine hiç uymuyor biliyor musun? Burhan'cığım. Hı. Şu gideyim üstüme bir şey alayım da seninle aktara kadar gelivereyim ha. Tamam o zaman sen çıkarken benim zile bas. Ben de zaten ofise uğrayacağım tamam. 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 Burhan abi. Ne? Ne öyle kıskıs oturuyorsun ya? Merak etme ben seni kafaya takmadım. Estağfurullah abi. Takma makma meselesi değil de. Ben yani bir erkek olarak seni bir konuda uyarmak istiyorum da. Aslı bizi bir yalnız bıraksın. Bir dertleşelim seninle abi. Burhan abi. Çok dikkat et tamam mı? Sana bir şey olmasını istemiyoruz abi. Ne oluyor ya? Burhan abi, yandık. Almanya'dan manyak amcam geliyor. Amcam ya, hoş geldi beş gitti bahane. Selin'e kafayı fena taktı o abi. Bilmiyorsun, abi sen yine o buradayken renk verme de silahlı falan gezer yani. Ne diyorsun sen ya, silah milah?
Abi ben uyarımı yapayım da hani vicdan azabı çekmeyelim diye konuşuyorum. Aranızdaki muhabbeti duyarsa delirir. Takmış kafayı Selin'e. Kaybedecek hiçbir şey yok o adamın. Çeker vurur vallahi billahi ya. Yani. Diyorsun sen ya. Gürbüz oğlan. Kafaya bağlayan beni. Ulan abi anlatamıyorum galiba. Boru değil aşiret reis herif. Aşiret. Anladın mı? Vallahi delinin teki abi. Kapı gibi. Benden eri olmasın. Yani çeker vurur abi. Sen beni dinle bak. Ne diyorsun sen ya? Sözümü bulandırıyorsun. Kızım bana bak bir şey söyleyeceğim. Ben niye bu Fatoş'a gıcık oluyorum bu son günlerde? Ya bir değişiklik var beni de rahatsız eden, böyle sinirimi oynatan ama ne acaba? Ya ben de bak çok severdim, acayip içici bulmaya başladım. Hayır ne bu böyle şekerim? Bütün erkekler bunun ağzının içinden girip böyle tövbe yarabbi içine düşüyorlar. Sinirim bozuluyor bak. Oo, halbuki yani güzellikse bizde de var, hepimizde. Evet. Ayrıca affedersiniz yani o kadar boyayı ben sürsem ben de öyle olurum yani. Ya tabii bak yani mesela bu gençliğime ve güzelliğime rağmen yalnızım yani Kubi'den ayrıldığım için. Ya ben de hali hazırda kaç aydır yalnızım yani, hiç kimse yok hayatımda gerçekten. Selin'cim ya. Kızım gidelim seninle bir gün böyle baş başa içelim ya. Ay canım benim nefis olur canım. Kırmak ya. Benim çıkmam lazım. Bir işim var. Tek başıma. Ha, ben de yalnız bir kadın olarak da gidip kahve içeyim diyorum. Şöyle Nişantaşı sokaklarında görüşmek. Selin'cim ya. Aa Burhan abi. Heh. Siz annemle aktara gitmeyecek miydiniz abi? Ben onu unuttum ya. Biraz kafam karışık da. Bir şey soracağım. Ha? Bu Volkan benimle niye kafa buluyor? Volkan mı dedi? Yok sizin bir amcanız varmış da... ...bu Selin'e takıkmış da böyle silah milah... İşte İmdat amca. Adı da İmdat değil mi? Aynısını. Bir aşiret reisiymiş de bilmem neymiş de İstanbul'da hangi aşiret acaba? Şimdi hayır, bu babamın baba bir anne ayrı kardeşi. Aşiret de kendi memleketini yani doğu tarafları. Şimdi bu dedemin anladığım kadarıyla gayrimeşru çocuğuymuş. Evet. Sonradan nüfusa yazdırıyorlar falan, öyle karışık işler var yani. Zaten amca dediysem öyle yaşlı amca değil, bizim yaşlarımızda. Fakat... Sertaç şu nasıl, bak dinle. Burhan Altıntop. Seni yapacağım Burhan Altıntop. Hakkında şikayet var Burhan Altıntop. Sen bittin Burhan Altıntop. Daha dramatik olabilir abi. Daha dramatik mi? Korkma Burhan Altıntop. Sadece toprak olacaksın. Toprağa gideceksin. Sonra belki sularla bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Çiçek olacaksın. Belki ben de o çiçeğe konan bir arı olacağım. Abi ne güzel uydurdun ha, hayret. Ben uydurdum değil mi bana? Kör cahil seni. Yalan kazandı beni. Dostanlarımı da eşkıyada oynuyorum sen. Yanıldırmışım. Peki Selin'le ne alakası var bunun? Şimdi geçen sene miydi neydi? Bu yine geldi buraya. Ha. O arada takmış kafayı Selin'e. Ha. Manyak. Şimdi kıza kim yaklaşsa çekip vurmaya kalkıyor. Hadi canım sen de. Kaldı mı böyle şeyler ya? 2005'teyiz ya. Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Ha? Bari kardeş. Ne alakası var Burhan abi ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu herif buraya boşu boşuna gelmiyordur. Yani duymuştur senin Selin'e artık ziyaretlerini. Allah Allah.
Ne yüz göz oluyorsunuz ki benimle? Ziyaretlerimmiş. Hayır, benim görüştüğünüz zümre belli yani. Ona kim inanır ki? Kadir inanır mı? Merhaba Kubilay Bey. Merhaba canım, merhaba. Ya bir mahallede bir tane kahve zinciri olur ve herkes oraya mı gider ya? Ay ne oldu ki? Tesadüfen kahve içmeye gitmiştim. Ve şu tesadüfe bakın ki tam saatinde yaprak çıka gelmesin mi? Enteresan ve tesadüfün en büyük olanı ise şuydu. Her zaman kahvesini birkaç saat sonra içen senin de şıp diye damlamasın mı? E sen hangisine randevu vermiştin ki? Tabii ki hiçbirine. Ne demek istiyorsun Aslı? Yaprak ve Selin ikisi de dünya hayret bacımdır ya. İyi tamam o zaman. Niye bu telaş, otursaydınız üçünüz? Evet. Enteresan figür. Evet aslında doğru. Ben de öyle yaptım zaten. Çıktım geldim onları baş başa bıraktım. Onlar şu anda kahve içiyorlar. Of. Bir nefes alayım canım oturup. Aa, Kubilaylar ne haber? Siz yaprakla ayrılmışsınız. Daha barışmadınız mı şekerim? Ne alakası var canım? Ha? Bunda ne alakası? Fadoş. bunu da nereden çıkardın canım? Ha? Güzelim. Pıtırcığım. Canım benim, senle mi kahve içmeye gitsek, ne yapsak ha? Bak, pıtın da hazır. Canım. Hayır, madem balık yaptın, o zaman aç camı, evi havalandır. Bütün apartmanı kokutmanın alemi yok ki. Değil mi? Ya İfot, bir şey soracağım. Bu sizin imdat diye bir ahrabanız var mı amcanız? Sen nereden biliyorsun ayol imdadı? Var mı öyle birisi gerçekten? Ay sorma sorma. Tahsin üvey kardeşi. Ya başımızın belası. At atamazsın, at satamazsın. Bu şey dedikleri gibi böyle bir kanun kaçağı mı? Sürekli bir suç makinesi mi? Aa, her numara var onda. Delimserek bir şeydir. Almanya'da aranır, buraya kaçar, burada aranır, Almanya'ya kaçar. Ay ne yaptığı hiç belli olmaz onun. Hadi ya. Evlerden ırak valla. Hayır sen bu Cem'lere gitme fırsatını nasıl kaçırdın anlamadım. Babacım işim var benim, yazı yazacağım. Cem biliyor zaten. Allah Allah. Hiç anlamadım ben bu işi ya. Neyse. İki kardeş oturun bakalım ne yapalım. Hadi güle güle selam söyleyin. Gelebilirsin, gittiler. Nasıl olmuş? Güzel de Volkan bir şey söyleyeceğim. Bu adam senin Volkan olmadığına inanacak mı? Ya Aslı bir terslik olursa da orada sen devreye giriyorsun işte kızım. Ben ufak ufak geçeyim seninle. Geç geç, Burhan gelir şimdi Damla. Gelsin gelsin. Selin yerine imdatla tanışacak değil mi? Acı hatıralar olacak. Aslı be. Arkamda aşiret varmış gibi gözüküyor mu? Ya Volkan bir şey söyleyeceğim. Bu aşiretlerin böyle kendi içinde daha mantıklı kuralları yok mu? Hani böyle işte namus, şeref falan gibi. Bu senin arkandaki nasıl bir aşiretmiş acaba? Manyaklar aşireti. Ben geçiyorum. Havaya gireyim. Madında, madında, madında. Dil oy loy, dil oy loy. Geliyorum Burhan Altıntop, ecelli olacağım. Dil oy loy, dil oy loy. Ay ne oluyor Kubi? Prenses, gizli tutmayacak mıydı? Burası asparagus.
Dostu var, düşmanı var, paparazisi var. Tamam o zaman. Hadi bari geçelim bir içki alalım. Olur mu canım öyle şey? Ben bizim için özel olarak özel odayı ayırttım. Bence direkt oraya geçelim. Hemen mi? Hemen hemen. Zaten buramda. Hadi. Merhaba. Şişesi yok mu? İzinli bu gece. Hadi ya. Of, muhabbete gelmiştim ben de ya. Neyse, ben bir soda alayım. Acaba Kubi'yi arasam kalkıp gelir mi ya? Bu ne ya? Bu ne kılık böyle ya? Volkan? Münasır mısın? Ne yapıyorsun sen? Müsamerin mi var burada? Buna bir gel bakayım sana. Ben sana bak, oyunlar müsamereler ya, yapacağım. Ya oğlum adam. Hayır ulan. Ne oluyor ya? Bayağı mısın? Nesin sen? Volkan? Selin nerede? He? Volkan değil, imdat diyeceksin. Selin değil, Selin yenge. Anladın mı oğlum? Ayrıca senin için acısız bir ölüm düşünüyorduk ama manyak diye bir kelime zikrettiğin için acısı bol olarak yapacağız. Ya, nasıl yani? Kim? Kim? Bizzat ben birinci çoğul olarak kendim yapacağım. Ne biçim konuşmalar ya bunlar? He? Nasıl konuşmalar ya? Nasıl konuşuyorsun sen Volkan? İmdat oğlum, imdat. İmdatın dediği anlaşılmaz. Anlamadın mı? Çünkü imdatın dediği yaşanır. Anlıyor musun oğlum? Buran oğlum. Ben dua olayı diyorum oğlum. Benim dediğim yaşanır. Anladın mı? Sadece toprağa gideceksin. Buran oğlum, korkma. Sonra üstüne su yürüyecek. Çiçek olacaksın. Çiçek açacaksın. Buraya kadar olanı güzel değil mi? Sonra o çiçeğe bir arı konacak. O arı ben olacağım. Yani biz olacağız. Hesi orada bile seni rahat koymayacağız. Burhan, doğduğuna pişman edeceğiz. Özün etse de o arı seni didikleyecek. Didik didik didikleyecek lan. Anlıyor musun? Deliriz mi Volkan sen ya? Bu nasıl konuşma böyle? Ne Volkan'ı lan? Amcasıyım ben oğlum, imdat adam. Anladın mı? Benim yeğen biraz bana benzer. Bir olarak açılır hiç böyle. Yani fizik olarak benzer. Tonton çocuktur, hoş çocuktur. Severim keratayı ama aramızda büyük farklılıklar var, anlıyor musun? O biraz böyle yumuşak kalplidir, ana kuzusudur. İnsanları sever. Dokunmazsan bir şey demez. Rahattır. Bize benzemez yani. Ama Kur'an altın top. Sen de takdir edersin ki barut kokusuna alışınca insan pek normal olamıyor. Anladın mı lan? Seni anana babana şikayet edeyim de gör. Ya bu ya hiç ikna edici değil yani. İfat abla ya da Tahsin amca var mı? Yok ama Volkan var isterseniz. Sertaş oğlum, bunlar hocayı değiştirseler de bir şey olmaz lan. Takım da heyecan kalmamış oğlum ya. Yıldız 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 nereye kadar abi? Takım oyunu oynamak lazım. Tabii oğlum. Ay çağırayım diyeceğim ama telefonda. Ne vardı? İstemez. Ya da sizin bir amcanız var. Eyvah amcanız. Ya da imdat da olabilir. Ya o adam şimdi senin elinde sürekli seni tehdit ediyor. Arı olurum bir yerine sokarım diye. Nasıl ediyorsun? Böyle bir şey olamaz, sürekli tehdit ediyor. Amcam olsun sizi. İmdat amca mı? Bir dert yok. Ne olur ya. Bir dert yok. Bir dert yok.
Seni yanıltmasın oğlum. He? Oysa gözlerimizin içine baksaydın vahşi hayvanın pırıltısını görürdün Burhan. Ölümlerden ölüm beğendireceğiz sana şimdi yani. Sadece öldürecektik ama böyle farklı uygulamalar da istiyor gibisin ha Burhan. Yazık, seninle bir kan lekesi olacak ha. Böyle konuşma ne olur, ben konuşulduğu zaman. Kes lan. Yürü. Yürü lan. Nereye? Yürü lan! Ne? Yürü lan! Yürü lan! Yürü konuşalım bunlar ya, ne olur! Ne olacak? Sertaç oğlum, bunlar hocayı değiştirseler de bir şey olmaz lan. Takım da heyecan kalmamış oğlum ya. Gökhan Bey. Aa, Yıldız, nereye kadar abi? Takım tamam. Oyunu. Bu kadarcık mıydı? Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ücretiniz hesabınıza yatacak. Peki hangi kanalda yayınlanacak bu kamera şakası? Kubi! Tekrar soruyorum ama senden kesin net bir cevap alamıyorum. Sürekli bir ağız değiştirmeler, sürekli bir ağız kalabalıkları, sürekli bir fingirdemeler bir şeyler. Ama yeter, Kobe cevap ver. Sen bugün kahve içmek için bana mı yoksa başka birine mi randevu verdin? Prenses, en iyi kahve çekirdekleri Kolombiya'da yetişir. Bunu biliyor muydun? Oğlum delireceğim ya, delireceğim. Alo? Kubilay, ben Asparagus'tayım. Gelsene sen de buraya. İlginç. Olabilir tabii. Şey ama çabuk gelebilir misin? Şey su da yok, ben yalnız kaldım burada. Oradayım. Yani oradayım bil. Ne oluyor? Toplantıdalarmış da çabuk kalk gel diyorlar. Herhalde beni burada kek gibi bırakıp gitmeyecektin değil mi? Herhalde canım. Ben de öyle dedim zaten. Yani oradayım. Beni orada bilin dedim. Ve bensiz toplantıyı yapın dedim. Tamam olsun. Peki prenses, ben sana gidip bir drink alayım ha? Garson çağır. Ya prenses, çocuklar bütün gün koşturuyorlar yahu. Ben gideyim alayım ben. Ben gideyim alayım. Canım. Senin masaların arasına düşmüşsündür diye. Orada arıyorum ya. Ay ya. Üf. Şey, özel odaya geçelim mi? Olmaz. Daha çok şüphe çeken ya. Buradan hep zaten duruyoruz işte. Takıl canım. Kabahatin büyük Burhan oğlum. Yengene göz dikmiş. Burhan. Bak dikkat ettin mi? Ha? Gider ayak. Sana hala iyilik yapıyorum. Rahmetli olacağın için biraz sonra, öleceğin için. Gider ayak, hani yabancı kalma. Yengen diyorum ki, hani seni kardeş mertebesine yerleştiriyorum bir nevi ya. Ben sizin adetlerinizi bilemiyorum İmdat Bey. Yani benim Selin'le sadece... Selin yengeyle benim sadece bir komşuluk ilişkim var. Karşılıklı oturup konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok yani. Ulan oğlum. Biz sana mı inanalım? He? Yoksa İstanbul'dan Almanya'ya kadar gelen haberlere mi inanalım oğlum? He? Lan bütün aşiret bunu konuşuyor lan. Şimdi dostumuz var oğlum bizim. Şimdi biz seni affedersek, öldürmezsek bize insanlar ne der oğlum? Racon bozulur oğlum. Ben nasıl gezerim lan o ben şıtı bahsede ha?
dedikodu çıkarmışlar aşiretten arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla bu. Eğer bir şey olursa ben İmdat Bey, ben faydası olursa onlarla da konuşabilirim. Yani. Senin ağzın nedir lan Burhan? He? Koskoca töreyi biz değiştiremedik. Senin gibi akıllı çağrızı mı değiştirecek lan? Laf çıktıysa ağızdan bedel öderim Burhan! Affedin beni İmdat Bey, kusura kalmayın. Vallahi bir hata varsa kusura kalmayın. Lan namus davasında af olur mu lan Burhan? Ayağınızı altına atayım İmdat Bey, ne olur. Ben bir hata yaptıysam özür dilerim. Benim memlekette çok yaşlı annem var, babam var. Eğer benim öldüğümü duyarlarsa çok kötü üzülebilirler yavrum. Diş yok lan! Çok... Ne yapayım ben? Yani bu şey anlamında mı? Yani dua etmek anlamında mı? Yani son dua mı? Ölmeden önce son dua mı? Bu ne anlamda? Ne? Lan Burhan Altıntopu oğlum. Kilise mi oğlum burası son dua anlamında? He? Oğlum bu af dilemek. Lan pişman olduğu için çok yaşlı. Bizde adettir bu. Bizde bunun adı çökertme. Çökertme mi? Ha, çok güzel. O zaman ben af dileyim. He? Yok pardon, özür diliyorum ama karışmak gibi olmasın ama. Yani biz iki meyveli insan olarak bununla karşılıklı konuşabiliriz. Şimdi gideriz bir hamburger yeriz. Ondan sonrasında sohbeti dalarız. Ondan sonrasında her şey çok gevşer. Salatası yapma lan bize Burhan. Sen önce çökertmez türküsünü söyle bakalım. Türkü mü? Bizde adet böyledir oğlum. Bir suç işlediğinde çöküyorsun. Sonra çökertmeyi söylüyorsun. Yani çöküyorsun, çökertmeyi söylüyorsun. Belki böyle güzel hisli söyleyip içini, pişmanlığını iyi bildirebilirsen ağaya, ağa seni affediyor. Anlıyor musun? Söyle lan! Kasıdık şimdi o birden heyecan yaptık, bir şey aklıma gelmiyor. Çökertmeden çıktım dalilim, aman yolum selamet. Çökertmeden çıktım dalilim, ama yolum selamet. Çökertmeden çıktım dalilim, ama yolum selamet. Çökertmeden çıktım dalilim, ama yolum selamet. Ayda İbrahim en oldu çöker. Ben buraya kadar bilebilirim. Neydi ama yani en azından Ali Kırca kadar var. Pardon efendim. Bir daha söyle bakayım. Çok edemedim çıktım dalilim. Aman yolum selam. Kupi. Niye yerinde duramıyorsun? Neyin var? Vallahi tuvaletim geldi. Herhalde ondandır Yaprakcığım. Git. Hay aklında bin yaşa ya. Burada tuvalet vardı değil mi? Bak, bak görüyor musun? Akıl akıldan üstündür derler ya. Vallahi doğru ya. Prenses. Neredesin sen? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde... Tık nefes olduk buranı oğlum. Değiştir başka. Hemen şu an düşünüyorum. Her yer karanlık. Pirnut mevkilerden geliyor adamın sesi. Lan dur korku filmi gibi lan. Allah Allah. İçim bayıldı lan. Burhan ne oğlum? Başka? O zaman başka bir şey düşüneyim. Gülü bir gün, seni her gün. Gülü soluncaya dek, seni ölünceye kadar seveceğim. Ben bildiklerim hepsi bu kadar. Burhan, başka marifetin yok mu senin? Nasıl bir şey arzu ettiniz? Nasıl bir şey aklınızdan geçiyor? Ben söyleyeyim, ben onu yapmayayım.
Sen için bir tek işe duydum. Mutfağıydır diyorlar. Böyle ne kuru kuru gider mi lan? Ben işte ben hemen size bir şeyler hazırlayayım. Benim gerçekten mutfağım çok iyiydi. 5 dakikada toparlarım. Ha, iyi o zaman oğlum. Sıra gecesi yok. Sıra gecesi mi? Ha. Sıra gecesi bu lan. Yani böyle şarkı, türkü, ikram. He? Bakalım gecenin sonunda benden not alacak mısın? Yoksa sıra sana mı gelecek? Ne sırası? Allah sıralı ölüm versin cümlesine geçtiği gibi. Ne isterseniz ben onu yapabilirim efendim. Nasıl bir arzu ederseniz onu yapabilirim. Vallahi. Bu böyle olmaz Burhan. He? Kambersiz düğün olur mu oğlum? Alo. Sertaş kardeşim nasılsın? İyi. Öyle bir gel bakayım bize. He? Senin yengenin evindeyiz. Burhan kardeşimiz düşündüğümüzden daha maharetli, iyi bir arkadaş çıktı ya. Kamilerin ötesinde Sertaş. Gel. Sağ olun efendim. Beni tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Açılırım ben ya. Bir şeyler dönüyor burada ama ne? Nereye Kubi? Tuvalete gidiyorum canım. Sen de her şeyi sorar oldun ya. Sanki ben gizli kapaklı işler çeviriyorum canım. Pardon. Sen burada mısın? Odada göremedim seni. Bakınca kapalı ya, tıkıldım. Geldi yani, ay yeter. Git, odada sigaram kalmış, hadi getir onu bana. Oda boş mu? Gidin. Başına indim annem ağlıyor. Aman gülüm canım gülüm, aman gülüm. Kurbetele indim bülbül ağlıyor. Kurbetele annem beni kurbetele gönderdi. Aman güzelim canım bay bay. Güzelim canım vay. Ya bravo lan Burhan, sende iş var vallahi, yazma o şey yanısaydın. Anam beni kurbet ele gönderir vay vay diyeceksin. Bay bay diyorsun lan, anan İngiliz mi lan? Türkiye'de bay bay olur mu lan? Fena değil mi abi? Yani daha iyi olur ya. Sertaş kardeşim de buna biraz böyle sesinde bunun bir şey eksik. Acı eksik sesinde. Sen isot getir demiştim. Sertaş getirdin mi lan? Getirdim İmdat abi. Ha. Aynen söylediğin gibi. Şimdi bundan biraz yesin. Daha acıklı, daha güzel söyle be. Ye lan. Yalnız ben acıyı yiyeyim. Midemi çok rahatsızlık veriyor. Lan. He? Lan. Bilal. Lan. Sen benim lafımın üzerine laf mı söylüyorsun lan? Ayaklarına kapandır, özür dilerim seni. Şimdi bana da ortama geçmişiz, sen şimdi benim ikramımı reddediyorsun lan. Yok ben Sertaç Bey'e söyledim, size söylemedim. Sertaç Bey'e söyledim ben ama. Yok! İyi mi? Bu da bayağı acı değil mi?
yapıyorlar. Ben hızlı hızlı yutunca pek şey olmuyor ama dudaklarım baya fışır fışır ötüyor şu anda. Acayip. Doğanın bir nimet oğlum oku. Gül başına indim bülbül ağlıyor. Başına indim bülbül ağlıyor. Maşallah oğlum yani kâmet oldu anladık sıra gelişinde olduğumuzu ya. Ya alem çok güzel değil mi? Sertaş keşke Taceddin kardeş de burada olsa diyordu. Annesi izin vermemiş abi. Yavaş lan manyak. Ey canım öl başına inin. Burhan. Evet. Değiştir. Göl başına sürekli göl başına iniyor. Değiştir başka bir yere git. Çamlığa git. Başka bir şey yok mu ya? Ona Tarkan'dan okula o zaman. O zaman Tarkan'dan. Kıl oldum abi. İşte kuzu geldim yiyince tapaktan yedim aman. Dudu geldi o da geldi hepimiz yedik unutmamalı. O güzel günleri anılarda saklamalı. Ya Burhan sen git bize buz getir tamam çok güzel ya. Hayatım klostrofobi var bende. Tuvalete gitmem lazım. İstersen sen biraz buralarda takıl. Ben hemen geliyorum. Popüler bir şeyler söyle ya. Daha popüler. Şimdi söyleyeyim o zaman. Başlıyorum. Benim için ne yapardın? Ayazlamayı atardın. Benim için ne yapardın? Ayazlamayı atardın. Ne bileyim ben. Ama ne bileyim ben. Abi bir de dansöz olsaydı keşke. Dansöz. Burhan oynar. Çüş artık canım. Sen bize çüş mü dedin lan? He? Hayır. Lan sen bize çüş mü dedin lan? Ulan canının diyetini bağışlayacağız şurada. Anam babam yaşlı okullar oğlan dedin. Bizi şefkadan getirdin şimdi kalkmışsın bana lan. Gönlüm ne diyorsun lan? Almanya'da herhalde kalıyor. Soğudu bile lan sen burada. Kapıdan şiretler bekliyor sen burada bana çüş diyorsun ha? Tamam ben ne istiyorsanız hemen yapabilirim. İsterseniz çayda çıra oynayabilirim. Bizim yörelerin çok güzel oyunları var. Hepsini icra edebiliyorum. İsterseniz yapayım. Bence direkt Zenne'ye bağlayalım abi. Oryantal. Oryantal mi? Ay aklıma bin yaşa Sertaş kardeşim uzun yıllardır yaban ellerde şöyle güzel bir oryantal hasret kaldık ya Burhan. Hadi bir oyna da görelim ya Sertaş çabukları getirdin mi? Yalnız ben belki beceremeyebilirim İmdat abi. Çünkü ben geçmiş hayatımda benim oryantal ile ilgili tecrübem olmadığı için yapamayabilirim yani. Ulan sende o potansiyel var ya sen güzel bir kardeşimsin kendini böyle kısıtlamayacaksın ya. Haydi al şunları git bakalım. Git de gel hadi. Hadi lan.
Lan Burhan! Merhametime güvenip kaçayım diye bir sarılıya kapılmayasın lan sakın! Dur açın et kapının önünde karışık kımlarla bekleyin lan! Vallahi bak onlar benim gibi değil, taş kalp midir sıkarlar lan! Abi süper malzemeymiş yalnız ha. Oğlum acıyorum da lan. Fakat çok komikmiş bu durum ya. Bitiremiyorum valla. Abi yalnız Aslı abla beni kapıda yakaladı. Dedi ki bir zam işi vardı. Unutmasın dedi abi. Oo deyip kendine kendine ya. Hayretmiş ya. Aferin oğlum. He Burhan aferin lan. İyi hazırlamışsın ha. Şimdi böyle hem çal hem söyle bakayım. Olmuyor değil mi İncan? Yani oynamak mı istemiyorsun yani figürlere böyle kendini vermiyorsun herhalde ruhunda yok yani oynamak istemiyor. Yok canım benim ruhumda var yani ben eğer olmayan bir şey varsa bana hemen söyleyebilirsiniz ben düzeltebilirim. Yani Burhan oğlum yani böyle içinden gelecek anladın mı için böyle ruhun gelmeyecek. Oysa sen böyle yani için için ölmek istiyormuş gibi oynuyorsun. Canım ben ölmek istemiyorum. Ben ölmek isteyen bir adam değilim. Benimle mesela Luna Park'a gidin, bowling'e gidin. Yani o zaman beni daha iyi anlarsınız. Lütfen. Ulan oğlum o zaman yansıtacaksın değil mi bunlara dansı? Bizim oraların böyle havası gibi böyle file file sacak o figürler, o isotu gibi alev alev yanacak. Nehirleri, dereleri gibi gürül gürül olacak. Kendini dansına vereceksin yani bunları yansıtacaksın figürleri değil mi ulan? Oyna lan! Kafayı kullan lan, kafa. Ya bu yaştan sonra bana karını yaptıracağım. Ya kafayı kullan. Benim ne güzel böyle kız kıza takılıyoruz değil mi? Ya ya iyi ki rastlaştık. Ay canım. Ay kızlar merhaba. Merhaba. Yalnız mısınız? Sen nereden çıktın Fatoş? Ay yalnız geldim. Böyle evde otur otur çok sıkıldım. Çok güzel. Öyle mi? Öyle. Benim arıyorsunuz bakalım. Hayır, çat oradan, çat kapı arkasında. Ya sen ne kadar ilginç, ne kadar tuhaf bir şapşabeleysin böyle. Ya, ya ne büyük tesadüf yani. Herkes de bu gece tek başına gelmiş. İlginç, ilginç. Çok ilginç. Fatoş, güzelim, hadi gel dans edelim. Sorularıma cevap vermek lazım. Benim de. Çünkü bu kadar fazla tesadüfü Selin yere bakan yemez kızı. Hiç yemez. Ben hiç yemem. Hey.
yemez demektir. Siz beni öldürmeseniz de ben böyle de bir tarla ederim. Ölebilirim ya. La Burhan oğlum, ne figürler var mı sende? Bak istediğince yapıyorsun ya. Biz daha geç kaldık ha. Aşiret bekler. Kalk 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 kalk. Manyaklar aşiretim abi. Tamam ulan sulandırma artık lan. Sert aç ha. Burhan kardeş. Efendim abi. Biz kararımızı verdik. Evet abi. Burhan kardeş biz seni öldürelim. Aman abi niye öyle düşündün şimdi sen? Ben şaka yapıyorum lan. Burhan kardeş. Efendim abi. Bundan sonra Volkan yeğenime saygıda kusur etmeyeceksin. Anladın mı? Boş para isterse vereceksin. Benim hesabıma yazacaksın. Estağfurullah tabii. Ayrıca aslı yeğenimizi kendisini pek sevmem ama böyle biraz bize mesafere durur, uzaktır ama sonuçta yeğenimizdir, konumuzdur. Ufak bir zam meselesi varmış. Onu da sen halledecekmişsin. Onu da hallet, değil mi? Tabii ki. Peki ne kadar zam yapalım? Valla mümkün olduğunun en işte az miktarı, en ekonomik miktarında neyse onu yapın. Ayrıca Burhan kardeş, bak bu işin şakası yok, bir daha senin yengene asıldığını falan duyarsam iki elim kanda olsa gırtlağına yapışırım Burhan. Ne canım, mümkün değil. Mümkün değil. Ayrıca buraya geldiğimizi İffet yenge ile Tahsin baba bilmeyecek. Anladın mı? Atmaca gibi geldik, Şahin gibi gideceğiz. Tamam canım, ben de şeyde bir sır olarak kalır. Ulan canımlı manımlı bana konuşma lan. İki tane bir şey yaptık diye lan. Özür dilerim efendim. Bir anda ağzımda fırtı çıktı. Nerede çıktıysa çıktı artık. Dikkat edeceksin ağızdan çıkanlara, tamam mı lan? Tamam. Ayrıca dedikodu yapmayacaksın İffet ablayla. Ayıptır, erkek adama yakışmaz. Büyük günah lan. Tamam tamam tamam. Kesinlikle olmaz. Ha. Hadi kalkalım o zaman Sertaç. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan kardeş. Bak bu silahların bir özelliği vardır. Bunlar göründüğü sahnede mutlaka bir kere patlar. Ama sana bir ayrıcalık tanıdık. Silahlarımızı patlatmadık. Sen de bizi üzme, tamam mı? Sözlerinde dur. Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım efendim. İnşallah. Burhan kardeş. Bak kardeş diyorum. İlkini çekiyor herhalde. Anladın değil mi? Layık olmaya çalış. Ama sözlerine durmazsan daha önce konuşmuştuk değil mi? Önce toprak olursun. Ondan sonra toprakta suyla yürüyen çiçek. Ben de sana kolan arı olurum. Tamam mı? Haydi sağlıcakla. Sağ ol. Sert olsun. Şimdi şu lüfeyi al. Ha, Feruk. Parayla kiraladık oğlum. Hemen yetiştir bunları, tamam mı? Tamam abi, görüşürüz. Benim de annesi Sertaç, ne yapıyorsun lan? Lan ödüm patladı hayvan herif ya. Aslında korktum abi. Dur bakayım. Beni alır mısın? Silah ata ata gideyim. Manyak! Manyak! Sen nasıl kimlerin arasına düştün Burhan? Bunlar nasıl insanlar? Sen böyle bir kalitede bir insan mısın? Sen hoşlanmaz oldun Burhan. Şekerim, forma azaltırsak okuyucu kaybederiz. Ya ben diyorum ki reklama falan bakmayalım. Bu ay 18 forma çıkalım. Ya evet. Ben senin söylediklerini dinleyemiyorum. Ya ciddi alasım gelmiyor. Ne oldu bir haftadan beri bana, bilmiyorum ya Fatoş. Farkındayım şeker. Şesu Fatoş bebek demeye başladı. Aa, onu bırak. Saadettin Bey bizim patron yani. Benden makas alıp duruyor. Ya, kızlarla konuşacağım. Delirdi bu erkekler diyeceğim ama. Bence sen onlarla konuşma çünkü hepsi sana sinir oluyor. Ha, niye? Ne bileyim Fatoş. Yani bir haftadan beri senin böyle garip bir seksapelin oluştu.
Erkekler de sadece bu tarafını görüyor yani. Kızlar da bunu farkında oldukları için sana sinir oluyorlar. Ne yaptın kendine ya? Kokunu falan mı değiştirdin sen? Bilmiyorum ki. Neyse. Görüşürüz. Ya, toplantı ne olacak? Toplantı. Ha toplantı. Ama toplantı ne olacak? Ben yaparım onların hepsini. Sen yorulma. Fatoş. Ben bunları çıkarttırmak istiyorum. Evet, ikisini de. Ya ne bileyim, herkes bana farklı davranmaya başladı. Bir türlü alışamadım. Ya sağlık açısından bir sakıncası olur mu? Ne? Yormayayım mı ben güzel kafamı böyle şeylerle? Bu sabahki Necizin Hanım'ı gördüm. Mini sabahlık giymiş. Ay bu yaş. Kusura bakma, ben dedikodu yapamayacağım. Neden ayol? Yemin miyim? Ay ilahi. Tahsin. Hı. Hani o azamet giyerdi böyle mini sabahlıklar. Havlu gibi bir şeyden yapılmış. Onlardan giyiyordu. Bizim evladın karısı azamet. İmdat mı? Kardeşim benim. Bak ben de onu söyleyecektim İfa. Burhan artık yabancımız değil. Sabah imdat aradı. Ne halt ettiyse Almanya'da bunu içeri atmışlar. Para gönder diyor. Yine mi? Nasıl içeri almışlar? Canım ben hayırsızım teki, kim bilir ne yaptı. Hapse tıkmışlar yani. Almanya'da mı? Ya orada yaşıyor. Burhan Bey, sizin böyle birkaç gündür bir tuhaflığınız var. Betiniz benziniz atmış. Hayrola? İyiyim ben. İfot, iyiyim ben. Ne demişler bu hayatta? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Ne ekersen olup içersin. Öyle değil mi İfotçuğum? İyiyim, neşem yerinde. Ama... İyiyim şu an. Çok güzel. Bana bak Kubin. Bu sefer konuyu değiştirmek yok. Az kalabalığı yok. Ve yalnızca ve yalnızca gerçekleri istiyoruz Kubin. Ama kaybe olayı, sonra asparagusla rastlaşmalar biraz fazla oldu ama artık. Heh, ne güzel dedin. Biz enayi değiliz Kubi. Bana göre. Aman canım. Kızlar bırakın bunları yahu. Hadi beraber gidip dürüm yiyelim. Vallahi canım çok çekti yahu. Tabii dürüm yemeyenler gelmeyebilir. Yok ya. Bu sefer öyle numaralar yok Kubi. Cevap ver bize hemen. Evet. Gerçeği, gerçeği. Yalnızca gerçeği istiyoruz. İlk ve son kez soruyoruz Kubi. Çok. Tamam. Anlaşıldı. Sizden kaçış yok kızlar. Anlaşıldı. Soruyorum. Ya hoş, bu biz de pek ilgilenmez ama içimde durup dert olacağını dışarı çıksın mert olsun değil mi yani? Kobe lütfen bize doğruyu söyle, senin Fatoş'la aranda bir şeyler mi oluyor? Nişanlısına zam yapılıyor dendiği anda ben aslanın altına kalırım. Salkandan. Salkandan yok diyor. Göl başına. Tamam. Göl başına indim. Ay Allah'ım. İlk ve son kez soruyoruz. Gerçek. Tamam mı? Çok çok çok.
tarafı. Çap! Gönül telimizi titretiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Abi dizi bitmiş.